ne dedik? Minimalist dedik, bikepacking dedik, ufak tefek yer kaplayan ultralight ürünler dedik. Bu bölümde hep birlikte Climate'in Static V2 şişme matını inceliyorum. İlk etapta firmadan biraz bahsedelim. Size firma hakkında biraz bilgi vereyim. Bu firma bir Amerikan firması ve Utah merkezli bir firma. Firma outdoor ekipmanları üretiyor. İşte neler üretiyor? Şişme matlar üretiyor. Bunun yanında çadırlar ve uyku tulumları üretiyor. Firmanın özelliği ürünlerine ömür boyu garanti veriyor olması ve firma normal piyasadaki firmalardan hariç biraz daha böyle ekstrem şartlardaki firmalar gibi kendi profesyonel takımıyla ilk daha piyasaya çıkmadan ürünü bunları test ediyor. Test edip onayladıktan sonra piyasaya sürüyor. Ve bu yüzden de bütün ürünlerine ne veriyor? Ömür boyu garanti veriyor. Şimdi ben bunu nasıl aldım? İki tane şişme mat patlattım arkadaşlar. Bir tanesi Lafuma'nın trekking modeliydi ki kaliteli mattı. İlk kampta anlamadığım şekilde gümledi. İkincisi uyduruk Easy Camp'in bir şişme matıydı. Thermarest'lere baktım. Yani yine bir arayış içine girdim. Thermarest'ler çok pahalıydı. Amazon'da Climate Static ile karşılaştım. İncelemeleri çok hoşuma gitti, yorumları çok hoşuma gitti. Ve aldığım kampta da denedim. Gayet memnunum. Şimdi özelliklerine geçelim arkadaşlar. İlk etapta arkadaşlar bu matın kullanıcı özelliklerinden, kullanıcı deneyimlerinden, kullanıcının işine yarayabilecek özelliklerinden bahsedelim. Şimdi paketli hali arkadaşlar bunun 20 santim uzunluğunda, 8 santim çapında bir silindirden oluşuyor. Gerçekten acayip küçük ve sadece 470 gram ağırlığında ki bu piyasadaki şişme matlara göre güzel bir avantaj sağlıyor size. Öte yandan şişmiş haline geçtiğimizde arkadaşlar, şimdi şişme matlarda en önemli özelliklerden bir tanesi şişmedir, şişirmedir. Birçok mat kendi şişer, birçok matı siz üfler şişirsiniz. Ama üflerken adamı bayıltana kadar üflettirir, canını çıkarır. Şimdi burada firma verilerinde şunu söylüyor. 10-15 arası ciğerinizin sağlamlığına göre üflediğinizde şişiyor diyor. Benim ciğerime göre 17-18 üflemeyle bu hale geliyor ve konforlu. Gerçekten konforlu ki zaten şu üzerinde gördüğünüz V profiller patentlenmiş bir dizayna sahip Climate tarafından. Üzerinde hareket ederken şişme matlarda ne olur? Benim başıma gelmişti. Gece yatarken kayarsınız, altınızdan kayar, adamı deli eder. Sinir olursunuz. Bunda işte bu patentli V profiller sayesinde bu sorunu ortadan kaldırmışlar. Artı yanlardaki raylar sayesinde de maksimum konfor sağlıyorlar ki hakikaten ben bununla uyurken normal yatağımda yatıyormuş kadar konforlu şekilde uyuyorum. Matın teknik özelliklerine geçtiğimizde arkadaşlar kumaş özelliklerinden biraz bahsedelim. Ön tarafta 35D polyester kumaş, arkada patlamaya dayanıklı şöyle çevirirsek 75D polyester kumaş kullanılmış ki bu şu demek oluyor, çakıl taşlı bir yerde zaten Climate markasını incelediğinizde kendiniz de göreceksiniz. Çakıl taşlı bir yerde sorunsuz şekilde bu matla yatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun bir sürü versiyonu var. Ben bu versiyonu tercih etmiştim ama aşağıya linklere de firmanın linkini aşağıya da bırakacağım. Bunun bir de kışlık versiyonu var. Kışlık versiyonunda bir 150-200 gram daha yanlış hatırlamıyorsam daha vardı. Ama onda ne vardı? Isı yalıtımı vardı. Ha ben ne yapıyorum kamplarda? Kış kampıysa şayet altına eva matlardan alıp seriyorum. Konforu bir kat daha arttırıyorum ve ısı geçirmezliğini o şekilde sağlıyorum. Isı yalıtımını bu şekilde sağlıyorum. Ha ne oluyor? Çok daha ucuza geliyor. Yani arasında bunun ısı yalıtımlı ile biraz daha fazla fiyat farkı vardı. Öte yandan matlarda en önemli özelliklerden bir tanesi de Husky'lerde patlama sorunu vardı. Hatta bununla ilgili Canavar Keşif'te arkadaşım Enes'in videoları vardı. İnceleyebilirsiniz. Şu valve problemi. Valve'lerde genelde Husky'lerde veya diğer matlarda şu valve kısmı sorunu olabiliyor. Bu valve kısmının kenarlarından yırtılıyor. Ama bununla o kadar güzel bir tasarım yapmışlar ki bunun yırtılmasının imkanı yok gibi. Buradan kaçıracağını zannetmiyorum.
Ayrıca valfi çok kolay arkadaşlar. Şu şekilde çekiyorsunuz, sönüyor, çeviriyorsunuz, kilitliyorsunuz, şişiyor. Şişiyor diyorum. Kilitleniyor, hava akışını geçirmiyor. Şişirmesi de şu şekilde kolayca ağzınıza götürüp diye üflediğinizde mat kolayca şişiyor arkadaşlar. Son söze geçecek olursak ben bu matı tavsiye ederim arkadaşlar. Yani ömür boyu garantili olan bir şişme matı kim almak istemez ki zaten. Fiyatlarına gelecek olursak ben Amazon'dan satın aldım. Türkiye'de satışı yok. O zaman da aynı fiyatta. Geçenlerde bu videoyu çekmeden önce de girip baktım. Yine aynı fiyatlarda. $64 gibi bir fiyatı var. Yanılmıyorsam da Türkiye'ye vergiler dahil $12. Yani totalde ne ediyor? $76-77 civarına Türkiye'ye geliyor ki 350-400 liralar Thermarest'in 800 liralık matlarına göre kıyasladığınızda yarı yarıya ucuz bir fiyat kalıyor. O yüzden bu matı alacak arkadaşlara hakikaten tavsiye ederim. Ha bir de ne var? Bu matın yanında aksesuarları da oluyor. Üzerine kılıfı oluyor. Üstü kirlenmiyor. Gerçi kirlense de çok önemli değil. Bir de aynı şekilde şişme bir yastığı var. Bunu da o sayfada kendiniz incelersiniz. Ben ikisini de kullanıyorum. Onlarla çok ayrıntılı şeyler olmadığı için videoda gösterme gereği duymadım. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yeni bir videoda karşınızda olacağız. Ben şimdi matımı çadırımın içine atıp kampıma devam ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.